İngilizce'de quantifiers yani miktar ifadelerini ikinci bölümde de öğrenmeye devam ediyoruz. Bu bölümde birçok anlamına gelen miktar ifadeleri olan a number of, a good many, quite a few, a good few, a great many, a large number of, scores of ve large numbers of miktar ifadelerini öğreneceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım bu ifadeler hangi durumlarda kullanılır ve cümleler içerisinde nasıl yer alırlar? Bunları detaylıca cümleler üzerinden değerlendirelim. Birçok anlamına geliyor ve bunlardan sonra arkadaşlar ifadelerimizden sonra çoğul isim geliyor. Yani sayılabilen çoğul isim olacak arkadaşlar. Bu bizim en temel kuralımız olacak. Bunun dışında herhangi bir kural yok. Birbirlerinin yerinde kullanabilirler. Yalnız number'lı olan ifadeler daha çok nın sayısı anlamına geldiğinden dolayı da öyle bir anlam katmak istiyorsanız arkadaşlar number of'u kullanabilirsiniz. Diğerleri de birbirlerinin yerinde zaten kullanılabilirler. A number of buradan görebilirsiniz. A large number of bunlar hep varyasyondur arkadaşlar. Çok büyük farklılık yoktur aralarında. Bakın a number of, a large number of. Şöyle bakıyorum large numbers of. Ve diğerleri a good many, quite a few, a good few, a great many. Bunlar birbirlerinin yerine kullanılabilirler arkadaşlar. Zaten many'i burada yakından tanıyoruz değil mi? Many de aynı kullanıma sahipti zaten. Hatta many ve much arasındaki ilişkiyi de bu bölümden sonra 3. bölümde anlatabilirim arkadaşlar sizlere. Zaten bütün hepsini İngilizce'de bütün kullanılan burada ifadeleri, bu tür ifadeleri sizlere bu bölümlerle anlatacağım arkadaşlar. Örneklerimize bakalım. Birçok anlamında bunların istediğimizi kullanalım. Birçok insan asla alışkanlıklarından vazgeçmez. Şimdi vazgeçmez. Kim? Birçok insan. Özne birçok insan. Şimdi eğer bu tür ifadeler, miktar ifadeleri bunlar çoğul isimle kullanılıyordu. Özne konumunda yer alırsa aynı uyguladığımız taktiği yine uyguluyoruz arkadaşlar. Yani herhangi bir değişiklik olmuyor tenslerde. Yani simple present tense'te mesela ne oluyordu? Özne çoğul ise yüklem ne oluyordu? Yalın geliyordu değil mi arkadaşlar? S takısı vesaire almıyordu. Yani o şekilde kullanıyoruz. Hiçbir değişiklik yok. Onu da belirtelim. Birçok insan diyorum. Hangisini kullanalım? A number of'u kullanalım. A number of people. People. Bakın birçok insan dedim arkadaşlar. Bu şekilde kullanımı yaptım. Özne konumunda yer aldı. Şimdi devam ediyorum. Vazgeçmez diyor. Neyle kullanalım? Simple present tense'te kullanalım. Asla diyor. Asla varsa never vardır. Never varsa yapıcı olumlu, anlamcı olumsuz bir cümle vardır. Never vazgeçmek. Give up. Give up. Phrasal verbini kullanabiliriz. Never give up. Asla vazgeçmez. Neyden? Alışkanlıklarından onların. Their alışkanlık. Habits. Their habits. Alışkanlıklarından vazgeçmez. A number of people never give up their habits. Birçok insan asla alışkanlıklarından vazgeçmez. A number of'u burada kullandım arkadaşlar. Bakın şu şekilde görebilirsiniz. Şimdi devam edelim. Seven insan birçok engelin üstesinden gelebilir. Gelebilir diyor. Üstesinden gelebilir. Bu yüklem olacak arkadaşlar. Overcome'ı kullanabiliriz burada. Kim gelebilir? Seven insan. Özne konumda da seven insan olacak. Evet. Yani seven insan diyor. Bakın burada. Burada bir ne kullanalım? Adjective clause kullanalım. Burada insan da burada nitelenen isim olduğu için burada person diyebiliriz değil mi? Seven insan anlamında. Seven insan. Yani burada seven anlamında da uzun halinde yazabiliriz, kısa halinde yazabiliriz. Burada kısaltalım arkadaşlar. Hiç uzun yazmaya gerek yok. Kısa halde adjective clause aktif ifadelerde nasıl kısalıyordu? Lead action yapılıyordu. Sadece fiilin ikinci hali deyip kısaltma yapılabiliyordu. Person loving. Seven insan. Ya da şöyle de diyebilirsiniz. Bunu sıfatlaştırabilirsiniz. Loving person da diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bilmek anlamında can'i kullandım. Ben şimdi üstesinden gelmek. Overcome. Overcome. Can overcome. Üstesinden gelebilir. Neyin üstesinden gelebilir? Nesne kaldı. Bakın nesne konumundaymış arkadaşlar. Birçok engelin. Birçok engel. Hangisini kullanalım? Quite a few kullanalım. Quite a few. Şimdi engel mutlaka çoğul olacak ve sayılabilen olacak arkadaşlar. Yani obstacle. Obstacle dersem
Obstacles olur değil mi? Engeller anlamında. Normalde Türkçe'de engel diye okuyoruz ama İngilizce'de bu şekilde gösteriliyor değil mi? Engeller olması gerekiyor. Çünkü birçok diyorum. Birden fazla olduğu için bu otomatikmen çoğul oluyor. Burada görebilirsiniz arkadaşlar. Quite a few kullandım. Yine birçok anlamında. Quite a few obstacles. Bunların hepsinin ardından mutlaka bir isim gelir arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Yani kendinden sonra isim alacaklar. Devam edelim. Afrika'daki birçok ülke yaşamak için mücadele etmek zorundadır. Mücadele etmek anlamı struggle'ı kullanalım. Zorundadır anlamında da burada have to kullanalım. Modul olarak da zorundadır. Kim zorundadır? Afrika'daki birçok ülke. Bakın aslında sayısını belirtiyor değil mi? N'ın sayısı anlamında. Bunu number'lardan bir tanesiyle verebiliriz. A large number of'u verebiliriz. Aslında diğerleri de kullanılırdı arkadaşlar. Yani o şekilde aklımıza kalmış. O şekilde kullanalım biz de. Afrika'daki birçok ülke. A large number of countries. Afrika'daki in Afrika. Özne konumundaki ifadeyi yazdım. Şimdi have to'yu kullanalım. Ya da burada işten gelen bir zorunluluk olduğu için must'ı kullanalım arkadaşlar. Daha doğru olur. Must struggle değil mi? Struggle. Mücadele etmek zorundadır. Must struggle. Sadece şu kaldı. Yaşamak için kaldı. İçin anlamında burada amaç bildiren bağlaçık var. To, in order to, so as to. Bunlardan bir tanesi kullanılabilir. To, leave diyorum. Noktamı koyuyorum. Burada ne kullandık? A large number of countries. Burada görebilirsiniz arkadaşlar. Miktar ifademizi birçok anlamında birçok ülke olarak kullandım arkadaşlar. Devam edelim cümlelerimize. Müdür birçok çalışanın işten çıkarılması gerektiğini açıkladı. Açıkladı. Kim açıkladı? Müdür açıkladı. O zaman müdür özne. Hemen yazıyorum. Manager. The manager. Müdür açıkladı. Açıklamak anlamında clarify ya da explain'i kullanabiliriz. Clarify olsun. Clarified olur değil mi? Açıkladı anlamında. Simple past tense'te yaptım. Açıkladı. Şimdi burada durdum. Şöyle tekrardan okuyorum. Birçok çalışanın işten çıkarılması gerektiğini. Bakın burada bir aslında küçük bir cümlecik var değil mi? Bunu isimli cümleciği yapacağım. Clarify'dan sonra that clause kullanacağım yani arkadaşlar. Bir noun clause yapacağım. Hemen bakıyorum. Birçok çalışan aslında şöyle diyeceğim. Birçok çalışan işten çıkarılması gerekiyor. Birçok çalışanın işten çıkarılması gerekir diyeceğim. Böyle küçük bir cümle kuracağım. O zaman birçok anlamında a good many'yi kullanalım. A good many çalışan. Employees çalışan. Gerektiğini, gerekmek anlamında need'i kullanalım. Need, evet. Ama bakın burada need'den sonra ne diyor? İşten çıkarılması diyor. İşten çıkarmak demiyor. Çıkarılmak başkası tarafından yapılacağı için bu eylem artık edilgen hale dönmüştür. Ve bundan sonraki ifadede ne gelecek arkadaşlar? Gerund ya da infinitive gelecek. O işten çıkarılmak anlamındaki ifade artık isimleşmiştir. Zaten bu ifadeyi bu bölümü de gerund infinitive bölümünde kanal aracılığıyla paylaşmıştım sizlere arkadaşlar. Nasıl yapılması gerektiğini, nasıl passive voice olması gerektiğini burada açıklamıştım. Bakın burada da hemen analiz edeyim. İşten çıkarılması gerektiğini açıkladı. Tamam açıkladı. Simple past tense yaptık ama bakın burası aslında geleceğe gönderme yapıyor değil mi? Geçmişe gönderme yapmıyor. İşten çıkarılmış olduğu falan demiyor. İşten çıkarılması gerektiği diyor. Geleceğe gönderme yaptığı için burada to infinitive kullanacağım. Need to. Infinitive nasıl oluyordu? Pasif arkadaşlar. To artı be artı fiilin üçüncü hali. To be fiilin üçüncü hali. Fire. Fired olur değil mi? Ve noktamı koyarım. Evet. Cümlemiz bu şekilde noktalandı. Good many employees. Burada birçok çalışan dediğim employees ile birleştirdim arkadaşlar. A good many'yi. Devam edelim. Yeryüzünde
Gezilebilecek birçok tarihi alanın varlığını bilmeliyiz. Bilmeliyiz. Kim? Biz. O zaman öznevi. Biz bilmeliyiz. Bilmek. Bilmalı anlamında da şunu kullanalım. We should bilmek. No. We should know. Biz bilmeliyiz. Şimdi devam ediyorum okumaya. Ne diyor? Yeryüzünde gezilebilecek birçok tarihi alanın varlığını bilmeliyiz, değil mi? Yani birçok alanın olduğunu bilmeliyiz, değil mi arkadaşlar? Böyle bir kullanım var burada. Varlık anlamında existence'ı existence birçok tarihi alanın varlığı diyelim şimdi. Birçok tarihi alan diyelim arkadaşlar bundan sonra. Nin anlamında burada bir edat olarak of'u kullanalım. Of dedim. Şimdi birçok tarihi alan diyelim. Birçok anlamında hangisini kullanalım? Scores of'u kullanalım. Scores of tarihi alanlar diyeceğim. Tarihi historical alanlar sites diyelim ya da places de diyebiliriz. Şu şekilde existence of scores of historical sites. Birçok tarihi alanın varlığını bilmeliyiz. Sadece bununla da yetinmiyor. Yeryüzünde gezilebilecek diyor. Bakın gezilebilecek anlamında burada bir adjective clause var. Bunu hemen yapalım. Bunu hemen that de verdim. Relative word'ünü. That. Gezilebilecek diyor. Bakın burada öznesi eksik. Öznesi eksikse o zaman bunu niteleyeceğiz direkt olarak. Gezmek. Gezilebilecek. Yani ziyaret etmek diyelim bunu. Gezilebilecek. Şöyle diyeceğim arkadaşlar. That. Ebilmek anlamını orada mutlaka vermemiz lazım. That can ne verdim? Gezilebilecek diyor. Passive voice yapacağım. Passive voice'u modal artı be artı fiilin üçüncü hali diyeceğim. Visited can be visited on earth. On earth. Ve noktamı koydum. Şu şekilde. Evet. Yeryüzünde değil mi? Burada ne yaptık arkadaşlar? Scores of historical sites. Birçok tarihi alan dedim. Scores of'u buradan görebilirsiniz. Birçok anlamında kullandım arkadaşlar. Son cümlemize bakalım. Şöyle biraz çekelim. Daha rahat anlaşılsın. Vücudunda birçok yara olan bir adam acil servise getirildi. Getirildi. Passive voice var gördüğünüz gibi. Edilgen ifade. Kim getirildi? Vücudunda birçok yara olan bir adam getirildi. Özne bu. Özne buysa bakın yara olan diyor. Burada adjective clause var arkadaşlar. Nitelenen isim de bir adam. O zaman bir adamla buradan başlayacağım. A man. Bir adam. Who alsın. Burada arkadaşlar. Relative word'ünü who ile verdim. Bakın olan diyor yarası olanmış. Yani yaraya sahipmiş aslında değil mi? Who had olsun bu da. Simple past tense yaptığım için. Geçmiş hali. Who had neye sahipmiş? Nesi varmış? Birçok yarası. Birçok anlamında hangisini kullanalım burada? A great many'i kullanalım. A great many. A great many wounds. Değil mi arkadaşlar? Wounds. Bakın çoğaldakini zaten buradan görebilirsiniz. Mutlaka sayılabilen ve çoğul isim olması gerekiyor. Bunlardan sonra zaten biz de kullandık arkadaşlar. Bakın buradan görebilirsiniz. A great many wounds. Birçok yarası olan bir adamı değil mi? Vücudunda diyor. Vücudunda. Tamam vücudunda değil mi? On his vücut. Body. On his body. Vücudunda. Tamam özne konumundaki ifadeyi yazdım. Acil servise getirildi. Emergency room acil servistir. Getirmek anlamında da bring'in ikinci halini kullanalım. Brought olsun arkadaşlar. Ama simple past tense'in passive voice halini yapacağız. Adam da tekil olduğu için was alacaktır. Yardımcı fiil was artı fiilin üçüncü hali brought oldu. Was brought to the emergency. Room. Evet. Bu şekilde cümlemizde noktalandı arkadaşlar. A man who had a great many wounds on his body
was brought to the emergency room. Vücudunda birçok yara olan bir adam acil servise getirildi. Bu cümlemizde noktalamış olduk. Toplamda 6 adet cümle yaptık arkadaşlar ve bu cümlelerde birçok anlamında yukarıda gördüğümüz miktar ifadelerini kullandık. Quantifiers bölümüne 3. bölümle devam edeceğiz arkadaşlar. Yine sürprizlerimiz olacaktır. Birçok aslında hepsini sizler için burada tek tek cümleler üzerinde anlatacağım arkadaşlar. Bizden ayrılmayın. Hoşça kalın.